Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Geçen videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen videoda en son ne demiştik? Tekneyi terk durumunda yapılacaklar demiştik ve orada bırakmıştık. Tekneyi terk durumunda ilk yapacaklarımız, henüz giymediyseniz o ana kadar mutlaka can yeleğinizi giyin. Ekibinizin can yeleklerini giydiğine emin olun. Mutlaka telsizden bir Mayday çağrısı yapın. Ulaşabiliyorsanız sahil güvenliğe ulaşmaya çalışın. Eğer sahil güvenliğe direkt ulaşamıyorsanız da genel bir Mayday çağrısı kanal 16'dan yapın. Eğer tekne trafiğinin yoğun olduğu bir bölgedeyseniz, mesela yoğunluktan kastım illa görüş alanınızda bir başka teknenin olması da gerekmez. Akdeniz içinde, Ege içindeki herhangi bir yerdeyseniz o zaman el meşalelerinizden bir tanesini en azından tekneyi terk etme anında ateşleyin. Diğerlerini de yedek olarak yanınıza alın. Hani geçen videoda gösterdiğim bir tane turuncu konteyner vardı. Bu kap vardı. Bu el meşalelerini ve turuncu dumanı içinde muhafaza ettiğimiz, onu komple yanınıza alın. Tekneyi terk durumunda, ihtiyaç anında, gerekli durumlarda bu meşaleleri kullanırsınız. Şimdi burada anlatılmayan bir iki nokta daha var. Aslında çok fazla ekleme yapabiliriz biz bunlara, tekneyi terk anında yapılacaklara. Ama kaba taslak bir özet olarak şimdilik geçelim. İlerleyen zamanlarda zaten yeri geldikçe bu konuları detaylı konuşuruz. Burada mesela söylenmeyen IPERT diye bir cihazımız var. Emergency Position Indicating Radio Beacon açılımı. Yani acil bir durumda sizin pozisyonunuzu radyo sinyalleriyle uydular üzerinden ilgili kurtarma birimlerine ileten cihaz. Bu cihazın tetiklenmesi ya üstündeki korumalı switch'i özel olarak kaldırıp siz manuel olarak tetikleyebilirsiniz, cihazı çalıştırabilirsiniz, veya suyla temasında, tuzlu su, deniz suyuyla temasında otomatik olarak tetiklenir bu cihaz ve dediğim gibi uydular vasıtasıyla ilgili arama kurtarma birimlerine sizin acil yardıma ihtiyacınız olduğunu ve yanında da konumunuzu bildirir. Bu cihazı da yanınıza almanız yerinde olacaktır. Çünkü o cihaz sürekli sizin konumunuzu bildirecektir. Tekneyi terk ettiğiniz durumda da, can salına geçtiğiniz durumda da o IPERT'ün de sizinle beraber can salına almanız gerekiyor. Onu da unutmayın. Peki can salına geçerken ne yapacağız? Şimdi öncelikle bu can sallarını tekne üzerinde de göstereceğim size. HRU denilen HRU dediğimiz bir mekanizmayla tekneye bağlı olması lazım can sallı. Yoksa kemerlerle vesaireyle, iplerle, halatlarla tekneye sabitlemek doğru bir bağlama şekli değil bu can sallarını. Cansalı mutlaka tekneye HRU vasıtasıyla bağlanması gerekiyor ki tekne battığı anda siz bu cansalını yerinden çıkarıp da kendiniz açmadıysanız, şişirtmediyseniz, patlatmadıysanız, kendisi otomatik olarak teknenin batma durumunda dahi o ünit vasıtasıyla tekneden ayrılacaktır. Otomatik olarak, dediğim gibi ilerleyen bu can salık videosunda detaylı o konuyu anlatacağım zaten, hem de göstereceğim nasıl bir bağlantı yapmanın doğru olduğunu. Can salını atıyoruz ve can salının bir tane emniyet ipi var. Daha doğrusu can salının tüpünü patlattığımız tetiklemeye yarayan bir tane ipi var. Painter deniyor buna. Bu painter'ı teknemizde bir yere bağlıyoruz. Muhtemelen pulpite, pushpite, herhangi böyle sabit bir yere bağlıyoruz. Koç boynuzları olabilir.
Ondan sonra can salını denize atıyoruz. Ama yangın harici tüm durumlarda can salı rüzgar altından denize atılır. Yani teknenizin rüzgar altı tarafından can salına tekneyi terk edeceksiniz. Niye yangın hariç dedik? Çünkü yangın rüzgarın etkisiyle yangının alevleri ve duman rüzgar altına yoğunlaşarak yığılacaktır. Dolayısıyla rüzgar altından tekneyi terk etmek büyük bir yangın söz konusuysa çok da kolay olamayacaktır. Onu gözeterek can salını teknenin hangi tarafından denize atacağınız, dolayısıyla tekneyi hangi tarafından terk edeceğinizi baştan karar vermeniz lazım. Can salını denize attıktan sonra onu tetikleyecek bu uzunca ipi çekiyoruz. En son kısmına geldiğinde ipin son kısmı farklı bir renktedir. Genellikle fosforlu, daha böyle parlak canlı bir renktedir. Son birkaç metrelik kısmı. O kısma geldiğimizde tekrar çekmeye devam ediyoruz. Hafif bir zorlanma, artık halat ipin, bu kılavuz ipin sonuna geldiğini hissettiğimiz anda güçlü bir şekilde son bir kez asılıyoruz ipe ki içindeki tüp tetiklensin ve can salını açıp otomatik olarak şişirsin diye. O şekilde can salı tetiklenip açılıp şiştiğinde can salını tekneye yanaştırıyoruz. Ekibimizdeki en güçlü ve ağır olan kişiyi önce can salına geçmesini sağlıyoruz ki can salında bir ağırlık yapsın, can salı stabil olsun ve can salına diğer geçecek ekip elemanlarına da fiziki olarak yardımcı olabilsin diye. Öncelikle teknenin en iri cüsseli, en güçlü, en ağır elemanı can salına önce geçmesi gerekiyor. Burada ana kural ıslanmamaktır. Yani can salına geçerken denize atlayıp ondan sonra can salına tırmanmamaktır. Yani mecbur değilseniz ıslanmamaya gayret edeceğiz. Burada ne yazıyor? Benim söylediğimden hariç bir şey yazıyor mu, ona bakıyorum. Can salına tüm ekip üyeleri geçtikten sonra ve yanınıza almanız gereken tüm malzemeyi, ki bunlar nelerdi? İşte el fişekleriydi, el meşaleleriydi. Bunun yanında el telsizinizi mutlaka yanınıza alın. İp örp varsa teknede onu mutlaka yanınıza alın. Varsa yedek birkaç tane can yeleği, onları yanınıza alın. İşte başka ne olabilir? Grab bag'inizi mutlaka yanınıza alacaksınız zaten. Tekneyi terk durumunda yanınıza almanız için grab bag'i hazırlıyoruz, teknelerde tutuyoruz. Grab bag'inizi yanınıza alın. Power bank benzeri telefonunuzu vesaireyi şarj edebileceğiniz gibi siz bu listeyi artık, bir de şeyle de alakalı, tekneyi terk durumunda ne kadar vaktiniz var bu eşyaları toparlayıp can salına aktarabilmek için. Ona da bağlı olarak artık bu listeyi kendiniz uzatacaksınız. Ama mutlaka, hadi Ege'de, Akdeniz'de o kadar önemli değil bu söyleyeceğim ama bir okyanus seyri sırasında böyle bir tekniği terk durumunda sizin için en hayati şeyler su ve yiyecek. Dolayısıyla su, özellikle su transferine ve yiyecek transferine sizinle beraber can salına aktarmaya özen göstereceğiz. Tüm eşyalarınızla beraber can salına geçtikten sonra bu tekneye bağlı, sizi bağlı tutan halatı keseceğiz ve tekneden uzaklaşacağız. Çünkü yanan bir teknenin dibinde durmanın bir anlamı yok. Veya batmakta olan bir teknenin dibinde durmanın bir anlamı yok. İşte tekneyi terk etmeden önce bir mayday verdiniz veya ip örgünüz tetiklendi. Dolayısıyla bir konum bilgisi iletilmiş oldu bir şekilde. Kurtarma ekiplerine veya size yardıma gelecek teknelere. Dolayısıyla mümkün oldukça da o bulunduğunuz, verdiğiniz konumdan da çok uzaklaşmamak için can sallarında, genelde offshore can sallarında ve okyanus tipi can sallarında genelde bulunur. Sürüklenmenizi engelleyecek bir deniz demiri, paraşüte benzer
cansalları için özel üretilmiş deniz demiri veya sürüklemeyi engelleyici başka teçhizatları kullanmanız gerekiyor. Mutlaka deniz tutsa da tutmasa da tekneyi terk durumunda varsa mutlaka denize tutmasına karşı olan tabletlerden, haplardan mutlaka tüm ekip üyeleri, siz de dahil, kaptan da dahil herkes alması gerekiyor. Çünkü cansalı biraz daha farklı bir ortam oluşacaktır sizin için. Alışık olmadığınız bir ortam olacaktır. Dolayısıyla şimdiye kadar hiç deniz tutmamış birisi bile cansalında ilk birkaç günde alışana kadar mutlaka deniz tutmasına maruz kalacaktır. Onu düşünün. Bu tabletleri deniz tutması baş gösterdikten sonra almanın hiçbir anlamı yok. Belli bir süre öncesinden böyle bir risk oluştuğu anda, deniz tutması oluşmadan önce bu denize tutmasını engelleyen haplardan, tabletlerden alınması gerekiyor. Bu önemli. Bir de mutlaka sıcak ve kuru kalmaya çalışın. Buradaki kilit nokta, tekneyi terk durumunda can yelenizi giyin, kuru ve sıcak kalmaya çalışın. Bu üçü artık böyle şey gibi olacak. Düşünmeden yapacaksınız, alışkanlığınız olacak. Mutlaka can yeleğinizi giyeceksiniz, kuru ve sıcak kalacaksınız. Ondan sonrası anlattığımız şekilde kolay. İşte yağmurdan, dalgadan, serpintiden, şundan bundan etkilenmemek için cansalının, bu kanopi dediğimiz üst kısmının, çadır gibi olan üst kısmının kapısını kapalı tutun. İçeride belli bir sıcaklık oluşturmak için vücut ısınızla, artı dediğim gibi dalgaların serpintisinden, yağmurdan vesaire de ıslanmamanız için. Ama belli periyotlarla da kapıyı açarak içeriği havalandırın kısa süreliğine. Soğuk şoku denilen bir olay var. İstemsiz olarak, ani olarak, dediğim gibi istemsiz bir şekilde denize kazayla düşülmesi durumunda maruz kaldığımız soğuk şoku vardır. Yani vücudumuz İlk soğuk suyla temas ettiğinde vücut bir kasılır ve istemsiz olarak derin bir nefes almak isteriz. Buna biz cold shock diyoruz. Bu cold shock da o derin nefes alma ihtiyacı, vücudumuzun soğuk suyla temasından dolayı kasılarak derin nefes alma ihtiyacı, denize düştüğümüz için deniz suyunu ciğerlerimize yutmamıza neden olabilir. Bu denize düşmüş birisi için en tehlikeli durumlardan biridir. Bunun üzerine de denize adam düştü konulu videolara başladığımızda bu cold shock konusunda da detaylı konuşacağız. Ama şimdilik şunu söyleyebilirim. Cold shock'u psikolojik olarak kendinize sürekli hazır tutacaksınız buna. Yani ben denize düştüğümde derin nefes alma ihtiyacı hissedecek, vücudum kasılacak. İstemsiz olarak, refleks olarak derin nefes alacağım. Vücudumun soğuk suyla teması nedeniyle onu yapmamam lazım. Yani bir 3 saniye, 5 saniye sabretmem lazım diye psikolojik olarak kendinizi önceden hazırlamanız gerekiyor. Bu cold shock olayı yetişkinler için sorun olmakla beraber, eğer söz konusu denize düşen daha küçük bir çocuksa bu soğuk şoku çok çok daha kritik öneme sahip olabiliyor. Şimdi bir kurtarma durumunda yardım çağrısında bulundunuz. Bir kurtarma botu veya sahil güvenlik geldi veya search and rescue botu geldi veya çevredeki herhangi bir tekne size kurtarmaya geldi. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yardım eden tekne, profesyoneller olsun veya çevrenizdeki sizin gibi amatör denizciler olsun, öncelikleri sizin teknenizde bulunanların hayatını kurtarmaktır. Sizin teknenizi veya malınızı kurtarmak gibi kimsenin bir sorumluluğu, yükümlülüğü yok. Onların önceliği sizin canınızı kurtarmak, hayatınızı kurtarmak. Ha, teknemi yedekler misin, şöyle kurtarmama yardım edebilir misin diye istekte bulunursunuz, talepte bulunursunuz.
Karşı taraf malınızı kurtarmak için yardımın karşılığında para talep edebilir. Eğer ortak mutabık kalırsanız teknenizi kurtarmaya yardımcı olabilir. Bunlar yaşanan şeyler, olabilecek şeyler. Ama can kurtarmak için kimse kimseden para talep etmez denizde. Hiçbir şekilde. Dediğim gibi önceliği yardıma gelen teknelerin, profesyoneller olsun, amatörler olsun hiç fark etmez. Önceliği sizin teknenizde bulunan kişilerin hayatını kurtarmaktır, canını kurtarmaktır. Böyle bir tekne size yardıma yaklaştığında denizde başıboş sarkmış halatların olmadığına emin olun diye de not düşülmüş burada. Ki kurtarmaya gelen tekne size yanaşırken pervanesine halat dolanmasın. Burada da helikopter kurtarması ile ilgili bazı şeyler anlatılıyor. Ama bu helikopter kurtarmasını ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada anlatılan bilgileri böyle hızlıca üstün körü geçersek biraz konu havada kalacak. Bu helikopter kurtarması olayı sadece şu an ekrandaki şekil biraz kafanızda yer etsin. Helikopter tam rüzgara doğru, tam rüzgarın geldiği yöne doğru hareket ediyor kurtarma esnasında. Yani yönü tam rüzgara dönük, rüzgarın geldiği yere dönük. Tekne de iskele kontra gidiyor, orsa gidiyor. İskele kontra orsa. Unutmayın. Bu resim kafanızda canlansın. Yani helikopter teknenin iskele tarafına doğru yanaşıyor. Eğer bir çelik halatla sizin teknenize bir kurtarma görevlisi indirmesi gerekiyorsa, ki sizin tekneden helikopterle tahliyeniz söz konusuysa, öncelikle sizi tahliye edecek, teknede bu işi organize edecek bir profesyoneli tekneye indirilmesi ve onun gözetiminde sizin tekneden tahliye edilmeniz söz konusu olacak. İşte o çelik halat teknenin her zaman için iskele tarafından indirilir. Dolayısıyla bu kıçtan takma motorlar neden iskele tarafa asılmaz? Bu horseshoe dediğimiz atnalı cansalları niye iskele tarafa asılmaz teknede? Hepsi bu nedenle. Bir kurtarma operasyonu söz konusu olduğunda, helikopterle kurtarma operasyonu, teknede tahliye iskele taraftan yapılacağı için iskele tarafın mümkün olduğunca çaparizden arındırılması gerekir. Yani size bu tahliye sırasında çapariz yaratacak tüm eşyalar, işte kıştan takma motor olur, ne bileyim atnalı şamandıra, can simidi olur. Bunların hep teknenin kış tarafında, sancak tarafta konumlandırılması tavsiye edilir bu nedenle. Hatta man overboard şamandırası dediğimiz, den boy dediğimiz bir şamandıra var. Eğer teknenizde o tür bir şamandıra da varsa o da sancak tarafta konumlandırılır. Yani şuradaki şekil aklınızda oluşsun. Mutlaka telsiz görüşmelerinizi, helikopterle aranızdaki telsiz görüşmesini helikopter tam tepenize gelmeden önce yapın. Kanal 16'dan onlar sizinle irtibata geçeceklerdir. Ve size işte hangi açıda, hangi yönde teknenizi konumlandırmanız gerektiğini direktifler verecektir. Kurtarma helikopteri. Mutlaka o direktifleri helikopter tepenize gelmeden önce almaya bakın. Çünkü yakında hep tepenizde bir kurtarma helikopteri varken herhangi bir şekilde ses duymanız veya sesinizi duyurmanız çok da kolay olmayacaktır. Dediğim gibi onların direktiflerine, yönlendirmelerine uyacaksınız. Mutlaka Kanal 16'dan acil çağrı vermeyi teknede siz biliyor olun, kaptan olarak detaylı bir şekilde biliyor olun ve sizden başka da birilerinin daha, en az bir kişinin daha Kanal 16'dan nasıl çağrı yapıldığını, Kanal 16'nın kullanım maksadını ve nasıl kullanılacağını bilmesi gerekiyor. Bilmiyorlarsa da mutlaka briefing sırasında, seyir öncesi briefinginin sırasında Kanal 16'nın nasıl kullanılacağını
briefing sırasında göstermeniz gerekiyor. Burada da işte kanal 16'nın kullanılmasıyla ilgili bazı olmazsa olmazlar verilmiş. Mutlaka teknenizin ismiyle zaten Mayday yapıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Mutlaka Mayday içinde pozisyonunuz. Tekneniz nerede? Onun olması gerekiyor. Teknenizde kaç kişinin bulunduğunu siz de dahil toplam. Teknede kaç kişi var? Yani kurtarmaya gelen tekne kaç kişiyi arayacak? Onun bilgisini mutlaka vermeniz gerekiyor. Ne tür bir yardım istiyorsunuz? Derdiniz ne? Onun net bir şekilde bildirilmesi lazım. Ha, şimdi şurada örnek vermiş. Konum bilgisi. Mutlaka bir Mayday mesajının içinde olması gerekiyor dedik ya. Konum bilgisini şu şekilde de verebiliriz. Yani enlem boylam vererek pozisyonunuzu bildirebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki bilmem ne noktasından haritada herkesin bildiği bir burun olabilir, bir fener olabilir. O çevrede bilinen bir fener olabilir. Veya küçük bir kayalık olabilir, küçük bir ada olabilir gibi herkesin bildiği o bölgede bilinen haritada tanımlı bir noktayı kerteriz göstererek o noktanın 45 derece true'sundayım ve mesafem 3.2 mil şeklinde de konumunuzu bildirebilirsiniz. Bir Mayday mesajının içinde. Şurada genel olarak Mayday nasıl verilir onu bir anlatmış. Bunu daha önceki kanal 16 kullanımını anlattığım videoda zaten detaylı konuşmuştuk. MMSI numarası nedir diye sormayın şimdilik. Onu anlatacağım ileride. Şimdilik onunla kafanızı hiç karıştırmayın. Pam mesajı var. Mayday neydi? Mayday en acil durum. Yani ölüyorum. Hayati tehlike söz konusu. Pam teknik büyük bir sorunum var. Yardıma ihtiyacım var demekti. Burada paraşütlü el meşalesinin nasıl ateşleneceği, hangi açılarda kullanılacağı anlatılmış. Rüzgar yönüne göre mutlaka rüzgar altı tarafa doğru ateşlenmesi gerekiyor bunun. Paraşütlü işaret fişeğinin. Çevrenizde bir helikopter hava taşıtı kurtarmak için geldiğinde bu kullanılmaz kesinlikle. Onlar sizi görmüştür. Demek ki size doğru geliyorlar. Kesinlikle bir helikoptere doğru vesaire yakınınızda havadayken aman dikkatli olun. O panik ile o heyecanla bunları ateşlemeyin. Risk oluşturmayın ekstradan. Ona dikkat edin. Eğer herhangi bir rüzgar yoksa, sakin bir hava varsa direkt dikey olarak herhangi bir açı gözetmeksizin dikey olarak ateşleyin. Şuradaki konumdaki gibi. Eğer rüzgar söz konusuysa, bir rüzgar varsa rüzgar altına doğru yaklaşık 15 derecelik bir açı kollayarak ateşleyin. Eğer alçak konumlanmış yoğun bulutlar söz konusuysa bu paraşütlü fişeğinizin bulutların içinde kaybolmasını engellemek için bu sefer açıyı 45 dereceye getirin. Rüzgar altına 45 derece açıyla ateşleyin. Gündüz vakti de zaten buradaki turuncu duman yayan, yüzen işareti kullanacaksınız. Şimdi burada farklı şekillerde el meşaleleri ve işaret fişeklerini göstermiş, sıralamış. Ne diyor burada? Red handheld flare, kırmızı el meşalesi, beyaz el meşalesi. Bu beyaz neydi? Anti-collision için, yani çatışma ihtimali söz konusu olduğunda kullanılıyordu. Ama bu artık uzunca bir süredir, yaklaşık 30 yıl önceydi bu. Ticari teknelerde bulunması mecburiydi. Artık o mecburiyet kaldırıldı. Dolayısıyla artık pek kimse tutmuyor. Ama
isteğe bağlı duruma geçti. Teknenizde beyaz meşale de bulundurabilirsiniz. Birisi size bir beyaz meşale yaktıysa o 5 kere, en az 5 kere kısa sesli işaretle aynı anlama geliyordu. Önümden çekil, işte yanlış rotada ilerliyorsun. Çatışma rotasında ilerliyorsun. Aman dikkat demekti. Üçüncüsü burada kırmızı paraşüt flare demiş. Az önce konuştuğumuz gibi üzerinde küçük bir paraşütü bulunan bir meşale. Orange smoke demiş. Şu tip olanı da var. Normal konserve kutusu şeklinde tipinde olanlar da artık yaygın bir şekilde daha çok kullanılıyor. Ha, şuradakine benzer. Konserve kutusuna benzer. Turuncu duman çıkaran işaretler artık yaygın bir şekilde kullanılıyor. Şurada mini flares dedikleri genelde grab bag'in içinde tutulan normal teknede bulunan meşalelere ek olarak yedek bulunabilecek, acil durumlarda kullanabileceğimiz mini meşaleler de söz konusu olabiliyor. Mutlaka bunları plastik kısmından tutun. Bunların gövde kısmı aşırı, yani metali eritebilecek sıcaklıklara ulaşıyor. Dolayısıyla mutlaka bu handle'ından, tutamak kısmından tutmaya dikkat edin. Zaten amyant dediğimiz yanmaz, ısı geçirmez. Özel eldivenlerde bunların bulunduğu o turuncu özel bir plastikten yapılmış bir konteynerden bahsediyoruz ya sürekli. Bunları onun içinde muhafaza etmemiz gerekiyor diye. O konteynerin içinde bir tane de amyantlı yanmaz, ısı geçirmez bir eldiven de bulunması gerekiyor. Bulunuyor normal olarak. O eldiveni giyip o şekilde bunları ateşlemek en doğrusu. Ama o eldiveni de bir şekilde yoksa o an için, ulaşamadıysanız, kaybettiyseniz, bir şey geldiyse başına, mutlaka dediğim gibi gövdesine temas etmemeye gayret edin. Mutlaka rüzgar altına doğru tutun. Teknenin rüzgar altı kısmında konumlanın öncelikle. Meşaleyi yüzünüzden, kolunuzu açarak, rüzgar altına doğru açarak yüzünüzden uzaklaştırın. O şekilde ateşleyin ve direkt olarak bunun ışığına bakmamaya çalışın çıplak gözle. Çünkü aşırı parlak bir ışık yaya ve o ışık geçici körlüğe neden olabilir. Ona dikkat edin. Yine bu kollarımızı, iki kolumuzu da yana açıp aşağı yukarı kuş kanadı gibi çırparak verilen işaret dünyanın her yerinde yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. Siyah bir kare bayrağın üzerinde siyah kürede yine yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. Victor kodlu bayrakta yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. Sis düdüğünün sürekli olarak kesintisiz bir şekilde çalınması da yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. Şu şekilde tüplü olan foghornlar, sis düdükleri, işaret düdüklerinden bir tane, iki tane alıp şeyin içine koyabileceğiz. Koyabilirsiniz grab bag'inizin içine. Ama genelde teknede kullanım için bunlar çok da uygun değil. Normal. Şu sadece üst kısmı, horn kısmını olduğu sis düdükleri var. Yani ağzınıza dayayıp kendi nefesinizle ses çıkardığınız sis düdüklerinden tercih etmeniz yeterli olacaktır. SOS kelimelerinin, harflerinin kodlandığı ışıkla veya sesle, genelde gece ışıkla, gündüz sesle bu üç harfin kodlanması da yine yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. S harfi Morse kodlarıyla, Morse alfabesine göre 3 kısa, O harfi 3 uzun, S harfi 3 kısa. Ve bunlar sürekli 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa, 3 uzun diye kendini tekrarlar şekilde
yayınlanabiliyor. Bu şekilde yardıma ihtiyacınız olduğunu diğer teknelere bildirebilirsiniz. Mutlaka yelken yaparken 360 derece çevrenizi sürekli kontrol etmeniz lazım. Bir kaptanın en büyük sorumluluğudur. 360 derece çevresindeki trafiği gözlemlemek. Zaman zaman 360 derece çevremizi gözlemlemekte balon yelkeni kullanıyorsanız balon yelkeniniz, Cenova'nızı kullanıyorsanız Cenova'nız size görüş alanınızı kısıtlayabilir. O gibi durumlara da mutlaka dikkat etmeniz lazım. Yani balon yelkeninizin arkasında neler olup bittiğini, Cenova'nızın görüşünüzü kısıtladığı bölgede neler olup bittiğini de zaman zaman bir şekilde görmeye çalışın. Bu önemli. Çatışma ihtimalinin belirlenmesi neydi? Nasıl o yapılıyordu? Bir gemiyle çatışma rotasında ilerleyip ilerlemediğinizi anlamanın tek bir yöntemi vardı. En kolay yöntemi. Gemiden farklı zaman aralıklarıyla iki kere kerteriz almaktı. Birinci kerterizi aldınız geminin burnundan, baş tarafından. Şuradaki şekilde olduğu gibi. 5-10 dakika sonra tekrar bir daha aynı noktasından geminin bir kerteriz daha aldınız. Eğer bu iki kerteriziniz değişmiyorsa siz bu gemiyle çatışma rotasında ilerliyorsunuz demektir. Sizin tekneniz veya karşıdaki tekne hızında ve veya rotasında değişiklik yapmazsa çatışma yaşanacak demektir. 2. Motorla ilerleyen teknenin karşı karşıya gelmesi durumunda her ikisi de rotasını sancağa çevirecek ve iskele iskele kırmızı kırmızıya geçiş yapacaklardır. Burada işte denizde çatışmayı önleme kuralları ile ilgili bazı örnekler vermiş. Yetişen tekne durumundaysanız mutlaka yetiştiğiniz, geçmek istediğiniz tekneyi riske atmayacak, tedirgin etmeyecek şekilde açığından geçmeniz gerekiyor. Şimdi burada kırmızıyla çerçevelediğim en önemli konu. Bu denizde çatışmayı önleme kuralları, işte yol senin hakkın mıydı, benim hakkım mıydı? Bir kere bunun kuralları çok iyi bilmemiz lazım. Yani adımızı, soyadımızı biliyor gibi bu kuralları bilmemiz lazım. Ve bu kuralları bilmek de yetmiyor. Mümkün olan en erken şekilde ve net bir şekilde herhangi bir kafa karışıklığına, tereddüte mahal vermeyecek şekilde mümkün olduğunca erkenden niyetimizi belli etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir çatışma rotasında ilerliyorsak ve yol vermesi gereken tekne bizim teknemiz ise son anı beklemeden mümkün olduğunca erkenden, dediğim gibi herhangi bir tereddüt bırakmayacak kadar net bir şekilde yol verme manevramızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sadece bu kuralları bilmek yetmiyor. Bu kırmızıyla çizdiğimiz duruma da mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Evet, ses sinyalleri var. Infog dedi. SIS'te, SIS şartlarında, yani görüşün çok düşük olduğu şartlarda fog neydi? Tam terim olarak eğer görüş mesafesi 1000 metrenin altına indiyse biz ona fog diyorduk, artık SIS diyorduk. Geçen videolarda bunları anlatmıştık. Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Eğer SIS söz konusuysa, yani görüş mesafesi 1000 metrenin altındaysa, yelkenli tekneler bir uzun, iki kısa sesle çevrelerindeki teknelere uyarı vereceklerdir. İşte ben buradayım, aman dikkat anlamı taşıyın. Eğer motorla ilerleyen bir tekneyseniz, motor gücüyle ilerleyen bir tekneyseniz de bir uzun sesli işaret vereceksiniz. Görüşün kısıtlı olduğu SIS şartlarında.
dediğim gibi sisten kasıt görüş 1000 metrenin altındaysa. Bunları daha önce de konuşmuştuk. Bir kısa sesli işaret, sancak tarafa rotamı çeviriyorum. İki kısa sesli işaret, iskele tarafa rotamı çeviriyorum. Üç kısa işaret, pervanem ters dönmeye başladı. Motoru tornistana aldım anlamı taşıyordu. Ha, tekne kendi hızıyla, o ataletiyle, ağırlığıyla bir müddet daha ileriye hareketini devam ettirebilir. Ondan bağımsız olarak 3 kısa sesli işaret, pervanem artık tornistanda dönmeye başladı demektir. 5 veya daha fazla sesli işaret, yani ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Lütfen o yapmaya çalıştığın şeyi yapmaktan vazgeç. Çatışma rotasında ilerliyorsun. Yol ver anlamı taşıyor. 5 ya da daha uzun, daha fazla kısa sesli işaret. Eğer dar kanallardan geçiş söz konusuysa büyük gemiler yelkenli teknelere yol vermekle yükümlü değillerdir. Böyle dar kanallarda çok çok hayati bir durum söz konusu olmadıktan sonra keyfi demirleme yapılmaz. Büyük gemiler mutlaka belli bir sürati korumak zorundalardır. Teknelerine manevra yaptırabilmek için, uygun zamanında gerekli manevraları yaptırabilmek için. Dolayısıyla onların o hızın, o takip etmeleri gereken minimum süratin altına düşmelerini gerektirecek herhangi bir durumdan da, oluşturmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Kim kime yol verecek? Onun sıralaması var. Manevra yeteneğini kaybetmiş, kısıtlanmış bir tekneye herkes yol verecek. Manevra yeteneği kısıtlı durumdaki, herhangi bir nedenden dolayı kısıtlı durumdaki tekneye herkes yol verecek. Draftından dolayı, yani su çekiminden dolayı istediği şekilde manevrayı yapamayacak kısıtlanmış tekneye diğer balıkçı tekneleri, yelkenli tekneler ve motorla ilerleyen tekneler yol verecek. İşte balıkçılık işiyle uğraşan, o an balık tutan, trol çeken, ağ çeken, artık ne yapıyorlarsa ticari balıkçılıkla uğraşan teknelere yelkenli tekneler ve motorla ilerleyen tekneler yol verecek. Yelkenli tekneye de motorla ilerleyen tekne yol verecek. Motorla ilerleyen tekne hepsine yol verecek yani. Yelkenle ilerleyen teknenin hangi navigasyon fenerlerini yaktığı burada gözüküyor. Ya direkt tepesinde üçlü bir navigasyon feneri grup halinde bulundurulabilir veya iskele sancak yeşil kırmızı fenerler teknenin baş tarafında, teknenin kış tarafında da bir pupa feneri bulundurulabilir. Bu şekilde de düzenlenebilir. Motorla ilerleyen tekneler bu şekilde. Küçük botlar en azından bir tane 360 dereceden gözükür bir fener yakmaları gerekiyor. Bunları geçmiş videolarda detaylı konuşmuştuk. İşte hem yelkeni açık hem motoru çalışan bir tekne artık motorla ilerleyen tekne statüsünde olduğu için yelkeninin açık olması diğer tekneleri yanıltabilir. Siz burada siyah sivri ucu aşağı bakan siyah koniyi teknenin baş tarafına asarak diyorsunuz ki benim yelkenimin açık olduğuna bakmayın. Ben motorumda çalışıyor, motorla ilerleyen bir tekneyim. Bana yelkenimden dolayı yol vermenize gerek yok anlamı taşıyor. İşte motorla ilerleyen yelkenli tekneler nasıl ilerleyecek? Nasıl, hangi fenerlerini göstermek zorunda? Onlar gözüküyor burada. Ama asla
bu Stemming Light'ın, yani motorla ilerliyorum fenerinin üzerinde yeşil kırmızının olmaması gerekiyor. Ona dikkat edin. Şurada belirtildiği gibi. Daha önce de konuşmuştuk. 50 metreden büyük gemiler şu şekilde iki tane Stemming Light farklı yüksekliklerde bulunduruyorlardı. Şurada da olduğu gibi. Tam size doğru gelirken ikisini üst üste görüyordunuz. Demirdeyken 50 metreden büyük gemiler iki tane demir feneri yakıyorlardı. Yelkenli tekneler, işte 50 metreden küçük teknelerde bir tane demir feneri yakıyorlardı. Gündüz ise bu fenerlerin yerine siyah küreler asılıyordu. Hani dedik ya, manevra yeteneğini kısıtlanmış tekneye tüm diğer tekneler yol verecek demiştik. Gündüz işareti onların bu durumda olduklarını diğer teknelerin anlaması için gündüz gösterdikleri işaret şu. Bir tane siyah küre, bir siyah diamond, bir siyah küre daha. Gecede gösterdikleri fenerler şu. Kırmızı, beyaz, kırmızı. İki tane de şeyler bunlar. Stemming light'lar. Burada bir farklı durumlarla ilgili de gündüz ve gece işaretleri göstermişler. Bunlarla boşu boşuna kafanızı çok da fazla karıştırmayın. Bir şunu bilin. Manevra yeteneği kısıtlı teknenin gösterdiği işaretleri gece ve gündüz bilin. Siyah küre, siyah diamond, siyah küre, kırmızı, beyaz, kırmızı. Bir de şu. Su çekiminden dolayı hareket manevra kabiliyeti kısıtlanmış tekne. Gündüz siyah silindir asıyordu. Silindir şeklindeki işareti asıyordu. Gece de 3 tane kırmızı üst üste. Fishing botlar, trolling, troll çeken tekneler yeşil, altında beyaz. Diğer tüm tekneler ise kırmızı, altında beyaz ışık yakıyordu. Fener yakıyordu. Birbirine bakan iki tane üçgen gündüz işareti olarak da kullanıyorlardı. Şu trolling, troll çeken tekne, yani arkasından trollden kastı tam bizim anladığımız anlamda troll olarak da değerlendirmeyin. Yani uzun bir düzenek arkasında çeken tekne, bunu belli etmek için, yani o teknenin pupasından geçerken dikkatli olmamız gerektiğini, mümkün olduğunca açık mesafeden belli bir mesafe bırakarak geçmemiz gerektiği için o durumu belli etsin diye burada farklı şekillerde gösterilmiş. Ama genelde balıkçıların kullandığı işaret kırmızı üstte, altta da beyaz iki tane navigasyon feneri. Bunları hızlıca geçiyorum. Fishing botlarda sarı çakarlı ışıkta kullanıldığı oluyor. Onu da burada belirtilmemiş. Onu da aklınızda bulunsun. Bu sarı çakarlı ışık hovercraftlarda da kullanılıyor. Belli bir süratin üzerindeki hareket eden teknelerde de kullanılıyor. Pilot, kılavuz kaptan olan teknelerde üstte beyaz, altta kırmızı fener bulunuyor. Balıkçılıkla uğraşan teknelerin tersine. Balıkçılıkla uğraşan teknelerde üstte kırmızı, altta beyaz oluyordu. Bu akılda kalsın diye şöyle düşünün. Kılavuz kaptanı, kaptanlık şapkası üstte beyaz, başının üstünde beyaz ve yüzü de kırmızı. Kılavuz kaptan olan tekne üstte beyaz şapka, beyaz ışık, fener, altta kaptanın kırmızı yüzü, kırmızı ışık. Balıkçılarda da kırmızı yüz, altta beyaz sakal, yaşlı balıkçı. Altta beyaz sakal, üstte kırmızı yüz, altta beyaz sakal, beyaz ışık.
Şuradaki gibi. Bu en çok karıştırılan konulardan biri. Kılavuz kaptan, teknede kılavuz kaptan var, bayrağı da beyaz ve kırmızı bayrak çekiliyor tekne veya gemiye. Şunu daha önce konuşmuştuk. Bir canlı yayındaydı herhalde. Son canlı yayında mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu Diver Down bayrağı denizde teknemin altında dalgıç var anlamı taşıyordu. Gecede kırmızı, beyaz, kırmızı. Aynı şuradaki gibi. Bu neydi? Herkes bu işareti gösteren tekneye yol verecekti. Aynı şekilde gece dalgıçı olan tekne de aynı o şekilde fenerlerini yakıyor. Herkes bunun uzağından geçsin diye, ona yol versin diye. Burada genel olarak haritayla ilgili ve navigasyonla ilgili küçük bilgiler verilmiş. Bunları yeri geldikçe konuşacağız. Bunlar harita işaretleri. Burada şimdilik benim söyleyeceğim şu olsun. Chart datum dedi, CD dedi. Haritanın üzerinde yazılı olan derinlikler chart datum dediğimiz derinliklerdir. Tüm gelgitler bu chart datumun yani şu harita üzerindeki derinliklerin üzerine eklenir. Bunu işte gelgit yükseklikleri ile ilgili videoda detaylı anlatacağım. Ama şöyle bir dediğim gibi özet geçelim. Kafanızda bir şekillensin ufak ufak artık. Chart datum diyelim ki şu olsun. 5 metre olsun. En düşük gelgitin olduğu anda da o günkü low water'da da yarım metre su olsun. High water'da da yüksek suda da 2,5 metre olsun yüksek su. O zaman alçak suda bu 5 metre yazılan yere alçak suyun yüksekliği neydi? Yarım metreydi. Yani bu 5 yazan haritadaki 5 yazan 5 metre derinlik gösterilen yerde 5,5 metre olacak su seviyesi. High water'da da yüksek suda da 2,5 metreydi. 7,5 metre olacak dolayısıyla. Yani bu chart datumun üzerine ekleyeceğiz. Tüm gelgitlerle ilgili hesaplamalarda bulduğumuz gelgit değerlerini. Burada enlem boylamlarla ilgili bilgiler vermiş. Sıfırıncı enlem dünyanın tam ortasından geçen dünyanın en şişkin göbeğinde yer alan ekvator dediğimiz sıfırıncı enlem. Bu işte kuzey kutbuna kadar 90 derece oluyor. Güney kutbuna kadar da bir 90 derecede güneyde oluşuyor enlemler. Bir de boylamlar var. Bu da dünyayı dikine 360 derece olarak düşünün. 360'a bölündü boylamlar. Sıfır boylamı Greenwich kasabasından, İngiltere'deki Greenwich kasabasından geçen boylamlar bunlar. İşte doğuya doğru 180, batıya doğru da 180. Toplamda 360 boylam. 360 derecelik boylamlar söz konusu. Konum belirtirken de önce enlem bilgisi, ondan sonra da boylam bilgisi veriliyor. Enlem bilgisinde de kuzey yarıküre mi bahsi geçen veya güney yarıküre mi o belirtiliyor. Boylam bilgisi verilirken de Greenwich'in doğusundaki boylamlar mı söz konusu, batısındaki boylamlar mı söz konusu, onun bilgisi de mutlaka veriliyor. Bununla ilgili de detaylı bir video kanalda mevcut. Ha, şurada plotter diyorum. Biz normalde haritalarımızda şurada
resimde gördüğünüz cetveli kullanacağız, plotter'ı kullanacağız. Bu plotter'ın özelliği şu ortasındaki yön skalası. Hani haritalarda biz paralel cetvel kullanırken haritanın üzerinde çizilmiş olan, haritayla beraber gelen yön skalasındaki yön bilgisini istediğimiz konuma paralel cetvel vasıtasıyla taşıyorduk ya, işte buradaki plotter'ı kullandığımızda ise şu yön skalası cetvelle beraber geldiği için haritanın üzerindeki yön skalasını taşımaya gerek kalmıyor. Direkt bulunduğumuz konumda yön skalasını, üzerindeki yön skalasını kullanarak planlama yapabiliyoruz. Bunu kullanıyoruz normal hayatımızda. Ben size şimdiye kadar hep paralel cetveli örneklerde kullanmam nedenimiz, işin mantığını paralel cetvelle daha rahat başlangıçta kavrayabileceğiniz için. Ama bundan sonra artık bu plotter'ı kullanmaya başlayacağız. İlk kullanımımızda da bunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl kullanıldığını merak etmeyin, detaylı anlatacağım. Ama eğer kendinize böyle bir set, navigasyon seti alacaksanız da paralel cetvel aldıysanız da ya kullanılır, sorun olmaz. Ama eğer almadıysanız şimdiye kadar da kendinize şu şekilde bir plotter edinmenizi tavsiye ederim. Burada paralel cetveli de göstermiş. İşte bir tane pergel, bizim mesafe ölçümlerimizde kullandığımız, mutlaka yandaki enlem skalasından, haritanın sağında veya solunda bulunan skalaları kullanarak, enlem skalalarını kullanarak mesafeleri ölçtüğümüz pergel. Onda nasıl kullanıldığını anlatmıştım detaylı olarak. Varyasyon ve deviyasyon hesaplamaları. Kanalımızda iki tane detaylı video çektim. Pek çok örnekler de yaparak. O iki videoyu detaylı seyrettiğinizde zaten bu varyasyonun, deviyasyonun ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplandığını detaylı öğrenebileceksiniz. Burada deviyasyonu anlatmış. Şimdi şu chart, hala bazı arkadaşların kafası karışıyor herhalde. Bu chart her tekne için ayrıdır. Hatta her teknenin sabit pusulası. Mesela bazı teknelerde iki tane sabit pusula bulunuyor. Her sabit pusula için de ayrıdır. İki tane sabit pusulanız varsa iki tane deviation chartınız olacak. Pusulanın yakınında, pusulanın deviation'ına, deviasyonuna etki edebilecek bir cihaz, bir modifikasyon, bir değişiklik yapılıyorsa bu chart'ın da yenilenmesi gerekiyor. Mesela pusulaya çok yakın bir tane chart plotter, büyük bir chart plotter aldınız, taktırdınız. O chart plotter pusulanın deviasyonuna etkisi olacağı için bu deviation chart'ın yenilenmesi gerekecek. Veya motoru, teknenin motorunu söktünüz, eski bir motordu. 25 beygirlik, 30 beygirlik bir motordu. 30 beygirlik motoru söktürdünüz, yerine 60 beygirlik bir motor taktınız. O zaman da bu deviation chart'ı değiştireceksiniz gibi. Burada bazı örnekler anlatmış. Zaten bu örnekleri ben size detaylı anlatmıştım. Şu derinlikle ilgili teknelerde, yelkenli teknelerde genelde şöyle bir derinlik göstergesi olur. Ve teknenin genelde salmanın ön tarafında konumlandırılmış bir transducer vasıtasıyla suyun tabanına, deniz tabanına doğru sinyal gönderilir. Ve bu sinyalin
aynı bir radar mantığıyla herhangi bir nesneye çarpıp geri dönmesi algılanarak o süre kendi içinde hesaplanıp mesafe bilgisine çevrilip size göstergede bu bilgiyi veriyor olması. Şimdi burada dikkat edilen şey, edilecek şey, baştan bu metre olarak veya fit olarak da seçebilirsiniz. Bu derinlik bilgisinin nereden kerteriz alınarak, neresi sıfır noktası sayılarak ölçüldü? Şimdi bazı teknelerde bu sıfır noktası olarak salmanın en alt noktası sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla sizin bu göstergede gördüğünüz değer salmanın altında kalan suyun derinliği. Ama bazı teknelerde ise teknenin su hattı, yani deniz yüzeyi sıfır noktası olarak kabul ediliyor ve oradan itibaren teknenin altındaki su derinliği göstergede görünüyor. Hangi tür bir sisteme sahip olduğunuz, yani burada gördüğünüz rakamın neyi ifade ettiğini o tekneyle seyre çıkmadan önce zaten biliyor olmanız lazım. Bunu da mutlaka aklınızın bir köşesinde tutun. Yani teknenin su hattı sıfır noktası olarak kabul edildiyse, yani deniz yüzeyi sıfır olarak kabul edildiyse, ben burada 15 metre görüyorsam derinliği, 2 metrede salma boyumsa, su hattı çekimi, su çekimi ise teknenin 2 metre ise, demek ki salmamın altında 13 metre bir derinlik var anlamı taşıdığını bilin. Tek rüzgarın yanal etkisini de isterseniz, ben iki videoda bu seriyi tamamlarız diye düşünmüştüm ama bir saatten uzun da çok fazla uzun videolar da çekmek istemiyorum. Şu rüzgarın rotamızdan yanal olarak bizi saptırdığı bir etki vardı. O etkiyle beraber bu serinin 3. videosunda, bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Dediğim gibi bir saatten uzun da çok fazla video çekmemeye uğraşıyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.